Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzüm pestili yapacağım. Hadi başlayalım. Dur basmış gel. Ürünlerimizi çıkarttık. Şimdi basma işlemi biraz değil mi? Yeterli mi? Evet arkadaşlar, üzümün suyunu sıkıp pestil yapacağız. Pekmez yapmıyoruz, pestil. Buna bir takım iti yani işin nan ayran tane ki caj doğunuyor ya. Evet, cama doğunuyor. Caj doğunuyor, zeybirleyin. Zeybirleyin oldu. Bekmez toprağını suya salıyoruz. Bekmezin içine, pardon. Bekmezimizin bu tortuların üstüne çıkmasını sağlıyor. Bekmezin suyun berraklaşmasını sağlıyor. Görüyor musunuz? Bak arkadaşlar. Nasıl kaynıyor? Köpüğü yukarı çıkıyor. Şöyle çıktıkça temizliyoruz. Çıktıkça temizliyoruz köpüğünü. Köpüğünü alıyoruz. Kaynamaya yakın böyle üste çıkıyor, tortularını alıyoruz. Arkadaşlar böyle tortu üste çıktıkça alıyoruz. Öyle öyle bu suyu berraklaşıyor. Bak toprak taşını da, bekmez taşını da alta bırakmışız. Gösterir misin onu canım? Biraz suyunu dök görürsün. Bak bu bekmez toprağıdır. Onu alta kattığımız için kaynadıkça bu tortular yukarı çıkıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köpüğü beyazlaştı. Köpük beyazlaştı mı bil ki işlem tamamdır. Daha önce gördüğünüz gibi köpük karaydı. Şimdi bembeyaz oldu köpüğü. Suyumuz berraklaştıktan sonra arkadaşlar süzme işleminden tekrardan geçiriyoruz. Arkadaşlar unumuzu ekliyoruz. Tortlaşmaması için elekten geçiriyoruz. Şimdi sıkma işlemine geçiyoruz. Bir fasa arkadaşlarım atladı bana. Burada ününü ekledik arkadaşlar. Şimdi bulamacı iyice dağıtmaya çalışıyoruz. Şöyle bulama çekine gelene kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bulama karıştıra karıştıra tortuları kalmayacak.
Arkadaşlar şimdi bulamacımızı süzgeçten geçiriyoruz. Topaklama olmaması için. Topaklama yaptığı için süzgeçten geçirip bulamacımızı pürüzsüz hale getiriyoruz. Ses çıkıyor ister istemez. Bunca işlemden sonra biraz sesimiz olsun artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pürüzsüz halde kaynatmaya alıyoruz tekrardan. Bulaşmacımızı boşaltıyoruz. Tekrardan kaynatıyoruz. Ekmez toprağımızı suya katmışız. Bu suyun aktif kabarımızı çarkalayıp pekmezimizin içine katar. Pekmez işte. Pestilin içine katacağız arkadaşlar. Bu pestil mayasıdır. Evet arkadaşlar. Bizim oraların pastığını yapıyoruz. Burada Adana'da pestil diye geçiyor. Ama biz pastırıyoruz. Pestilimiz kaynayana kadar sürekli durmadan aralıksız sürekli karıştırıyoruz. Yoksa dibi tutar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pestilin yapması çok zahmetli ama yemesi de zevkli. Yaptığınıza değer arkadaşlar. Bir kere yapacaksınız, bir sene yiyeceksiniz. Ama bir sene boyunca az. Bizim gibi bir aileye 2 ay gitmez. Şöyle havasını alıyoruz arkadaşlar. Havasını alınca caşmayı engelliyoruz. Gördüğünüz gibi havası alındı. Evet arkadaşlar, şimdi susamımızı ekliyoruz. 2 kase susam ekliyoruz arkadaşlar. Şeker falan ilave etmedik arkadaşlar. Sade üzümün kendi şiresi. Tam böyle 2 kase ilave ettik arkadaşlar susamı. Arzuya kalmış bir şey. Ne kadar seviyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. Az da ekleyebilirsiniz. Pestilimiz hazır halde arkadaşlar. Şimdi bezlere dökmeye geçeceğiz. Fatma sen de gel kızım. He gel, her birinin bir ucunu tut. Böyle ince sürü. Soğuduktan sonra tekrar süreceğiz. Tek tek kürüde. Tabii yine mala edin artık. Dur mala ile sürelim bunu. Ay neyse boş şimdi. Yoksa çare yok da. Getiremiyorlardı. Gelemezdi bu. Kara dur, video çekiliyor canım benim. Tamam dur. Hmm.
arkadaşlar, pestillerimizi yere serdikten sonra, şimdi suyunu çektikten sonra ipe dizdik arkadaşlar. Ha, yarına kadar böyle kalacak. Bir gün bekletiyoruz. 3-4 saat sonra 3-4 saat yere serdik. Olduktan sonra da ipe dizdik arkadaşlar. Yarına kadar böyle kalacak. Yarın görüşürüz bakalım. Arkadaşlar, pestillerimiz kurudu. Şimdi sökme işlemine geçiyoruz. Arkasını ıslatıp öyle söküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bezini suya batırıp arkasını ıslatıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle çevirip önce ufaktan bir başlayalım. Şurada bir bıçak yardımıyla şey yapayım. Şöyle sökürüz arkadaşlar, yavaş yavaş. Önce bir açıldı mı yolu, kendiliğinden gider, yavaş yavaş açıyoruz. Olmuyor arkadaşlar, yardımcılarım da var. Yengem yardıma gelmiş, sağ olsun. Yengeciğim konuşsana. Yengem kaptırmıştır be. İlk defa yaptığım için bir şey diyemiyorum. Ama güzel oluyormuş. Evet. Ellerine sağlık canım. Afiyet olsun. İnşallah bir dahaki sefere ben de yaparım. İnşallah. İlk denememiz. İlk pestilimizi söktük arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle kuruduktan sonra katlayacağız artık. Bunlar tekrardan havalanacak. Bakar mısın ne kadar zevkli çay. Yırttık ama şuradan. Zevke daldık, pestili yırttık. Pestillerimizi söktük. Şimdi katlama işlemine geçiyoruz. Bugün yengem misafirimdir. Durdurmadım. Bütün işleri ona yaptırdım. Hep ben mi yapacağım? Biraz da o yapsın. Evet. Yengelik böyle gerektiriyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.